Arkadaşlar merhaba. İzmir Şirinyer Hipodromu Altılı Ganyan tahminlerimizle beraberiz. Bugün İzmir'de tam 9 koşulu bir program var bizi bekleyen. Evet, gündüz programıyla hemen burada birinci koşudan itibaren hızlı bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar değerlendirmelerimizi yapmaya. İzmir'de gerçekten güzel bir program grubu var. Bugün pazar itibariyle birçok koşuda da sürpriz olma ihtimali var tabi. Hemen birinci koşuyla başlıyoruz 13.30'da. Değerlendirmelerimizi hızlı bir şekilde 9 koşu var çünkü. Videoyu da mümkün mertebe kısa tutmaya çalışıyoruz ama elimizden bu geliyor. Evet, burada şartlı 3 mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum piste çıkacaklar. Birinciye 45.500 lira ikramiye var. Arkadaşlar burada 3 tane at biz uygun bulduk. İlk atımız Döker Boss 1 numaralı Özcan Yıldırım'la. İkinci atımız 8 numaralı Magic Rock Mertcan Çelik. Ve 3 numaralı serüven Serdar Yıldırım'la burada bu 3 tane safkan bizim için yeterli oluyor. Varsa sizlerin atı da ilave edebilirsiniz. 1, 8 ve 3 şeklinde geçiyoruz arkadaşlar. İkinci koşu altılı Ganya'nın ikinci ayağı oluyor. Birinci altılı. Handikap 22. 5 ve yukarı yaşta Arap safkanları 1400 metre kuma çıkacaklar. 3 tane safkan da burada var. İlk atımız 2 numaralı Atik Musa Vıçek'le. Bugünlerde Musa Vıçek çok seçici aslında. Çok fazla göremiyoruz onu. Bindiği zaman da kesinlikle yarışa gidiyor arkadaşlar. O yüzden burada 2 numaralı Atik bizim için ilk safkan. Ve çok şanslı bir safkan niteliğinde. İkinci atımız 3 numaralı Şifne Efesi Gökhan Gökçe ile. Ve son olarak da 4 numaralı Biçeroğlu ve ekürisi Vanil Maho. Vanlı Maho, Vanil dedim. Vanlı Maho burada bu 3 safkan 2, 3 ve 4 arkadaşlar ekürler burayı yeterli kılıyor diyoruz. Ve bir sonraki ayağa geçiyoruz. Evet, 7'li plasenin başlangıç ayağında 3. koşu. Şartlı 5, 4 yaşında Araplar hepsi fix 4 yaş. 1900 metre kum piste çıkacaklar. Şimdi bu tabii 8 tane safkan içerisinde de 3 tane safkana biz yer veriyoruz. İlk atımız 5 numaralı Kenan'la Özcan Yıldırım'la. Yani artık böyle gözümüzün içine bir 4 tane 2 girmiş. Bir türlü çıkaramıyoruz. Yani Özcan Yıldırım'ın eline bakar bu iş. Bu Kenanlı'yı artık bugün kazandırır herhalde diye düşünüyoruz. Arkasından 3 numaralı yeğenim Toprak Gökhan Gökçe ile kaliteli safkan kesinlikle ihmal edilmemeli. Ve son olarak da 1 numaralı Tanır Bey. Alican İnci ile arka arkaya üçüncü birinciliğini yapacak mı? Yapar mı? Yapar. Bu 6 A temsilcisi yapabilir arkadaşlar. Burada eğer AGF oranlarına göre bizim vermediğimiz at varsa mutlaka siz de ilave edebilirsiniz tabi. 5, 3 ve 1 şeklinde 3 tane safkanla burayı geçebiliyoruz. Evet. Birinci altılı Ganya'nın burada dördüncü ayağı ama ikinci altılı Ganya'nın da başlangıç ayağındayız. Dördüncü koşudayız yani. Maiden bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kum piste çıkacaklar. 60 bin lira birinciye de ikramiye veriliyor. Arkadaşlar tüm koşular içerisinde bir tane tekimiz var. O da bu ayakta. Dördüncü koşuda. İki koşunun da zaten birleşimi ikinci altının ilk ayağı olmuş oluyor. Ve birinci altının da dördüncü ayağı olmuş oluyor. Burada 7 numaralı Koç Volkan, Gökhan Gökçe ile bizim bankomuz arkadaşlar. Burada hem birinci altılı Ganya'nın hem de ikinci altılı Ganya'nın teki niteliğinde başka da bir tekimiz yok. Gerçekten diğer koşular çok karışık nitelikte. Fazla da at yazmak zorunda kaldık hatta. O yüzden burada 7 numara Koç Volkan gelecek diye düşünüyoruz ve meydandan çıkacak diye şu artık hak ettiği meydandan çıkacak. Bu da güzel bir kilit bir yarış oldu aslında. İnşallah denk gelir ve birçok kişi bu sayede kazanır diyelim. Beşinci koşudayız. Handikap 15, 3 yaşlı İngilizler 1900 metre çim piste çıkıyorlar. Burada 11 tane toplam safkan var. Burada evet. 7 numaralı Dubai Grand Sun Mertcan Çelik ile çok şanslı. Yapmış olduğu birincilik üzerine tabii ki yapmış olduğu dereceye baktığınız zaman da diğerlerinin ötesinde kalıyor. 5 numaralı Uis Kuti Sinan Özen'le. 2 numaralı King Jackson Mustafa Çiçek ile. Tekrar ediyorum, Mustafa Çiçek çok seçici arkadaşlar. Bindiği bütün atları kesinlikle getirmeye çalışıyor. Yani şöyle söyleyeyim, getirmeye her jokeye getirmeye çalışıyor ama Mustafa Çiçek'in bu bindiği zaman seçtiği atlar az öz nitelikte. Görünen o ki
İki tane yarışta kazanabilecek atlara biniyor. Şans kendisi yaratıyor tabii yani. Demek ki seçiyor ve biniyor. Evet, 2 numara King Jackson, 1 numara Maya Hanım, Kaan Can Gökçe ve son hafta 6 numaralı Charlie Boy, Nurettin Şen'le diyoruz. Burada şu bir türlü kendini ifade edemeyen bir tane Safkan var. Bakalım bu ne zaman böyle bir çıkışa geçecek. Bu grup biraz sert gelir, 11 numaralı Ayvalık Ateşi. Ben bu Safkan'dan da böyle bir gün ciddi bir sürpriz bekliyorum arkadaşlar. Bu grup biraz ona sert gelir. 7, 5, 2, 1 ve 6 olarak geçiyoruz bu 5. koşuyu. Evet. Birinci altılı gayanın son ayağındayız. Altıncı koşudayız ve ikinci altılı gayanın da üçüncü ayağındayız arkadaşlar. Handikap 15. 4 ve yukarı İngilizler. 1400 metre kum pisteler. Birinci 54 bin lira ikramiye var burada. Kum pistte İzmir'in kumunda çıkacaklar. Normal kum pist gördüğünüz gibi. Burada da 5 tane safkana yer veriyoruz. İlk atımız 6 numaralı Grim. İkinci atımız 5 numaralı Elibar. Üçüncü atımız 3 numaralı Rocky Boy. Dördüncü atımız 4 numaralı Go For The After. Cidden bu safkan çok iyi bir safkan ama bu da kendini bir türlü ifade edemiyor epeydir, uzun zamandır. Bu grup onun için ifade etme zamanının geldiği grup. Dikkat arkadaşlar, 4 ve 2 numara Petit Blue, Gökhan Gökçe ile. Böylece 6, 5, 3, 4, 2 olarak toplam 5 tane safkanla burayı geçmiş oluyoruz. Yani 10 atın 5'ini yazdık. Evet, altılı ganyan bitti. Birinci altılı ganyan, ikinci altılı ganyan, dördüncü ayağındayız. Yedinci koşudayız artık. Burada da 4 tane at var. Yani bu 6 tane atın hepsini yazmak geliyor insanın içinden. Öyle bir grup ki kısa vade 9, 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre kum piste çıkacaklar. Yani burada yaz Allah yaz. 4 tane safkanla ancak biz. Normalde kapatmalık bir ayak. 4 numaralı Grey Ocean, Özcan Yıldırım'la ilk atımız. İkinci atımız 5 numaralı King Mango. Mesafe yani 1900 metre gerçi. Biraz böyle 2000 küsur falan olsa tek daha atılabilirdi. King Mango 5 numara. 3 numara Darkholm Kadir Tokaçoğlu ile 6 numara Neos Mustafa Çiçek'le arkadaşlar. Tekrar diyorum, Mustafa Çiçek diyorum. Dikkat diyorum gerçekten. Epeydir böyle geri planda kaldı birçok koşuda. Bu da İzmir'i herhalde gözüne kestirdi. Burada aslında Kenya son var. Onu da yani ilave edebilirsiniz. 4, 5, 3, 6 arkadaşlar diyoruz ve bu ayağı da 4 atla geçmiş oluyoruz. 8. koşu. Handikap 15. 4 yaşlı Arap safkanları 1600 metre İzmir kumunda çıkıyorlar arkadaşlar. İzmir kumunda biraz o Çeşme'nin kumu çok güzel. Orayı hatırladım bir anda. Evet, yaz olsa da gelsek İzmir'imize. Handikap 15 koşuda 9 tane safkan var arkadaşlar. 5 tane safkan da burada veriyoruz. 54 bin lira birinci ikramiye. Burada ilk atımız 1 numaralı bilirkişi Mertcan Çelik'le, 3 numara Beatrice Gökhan Gökçe, 2 numara Son Mahsul Mertcan Akın, 4 numara Turhanlı Mustafa Çiçek ve 5 numara Akkuş Bey Bekir Mert Mırık'la arkadaşlar. Yani burası kısaca 1, 2, 3, 4, 5 arkadaşlar. Şu 5 at full blok şeklinde altılımızın atlarını oluşturuyor. Evet, son koşudayız. Altılı Ganya'nın son ayağındayız arkadaşlar. Baktığımız zaman burada Maiden bir mücadele. 3 yaşlı İngilizler 1600 metredeler ve 9. koşu saat 17.30'da birinciye 60 bin ikramiye veriyor. Alıyor ve evine herkes dağılacak arkadaşlar. Evet, tam 5 tane safkan da burada var. Yani biraz kupon yüksek gibi oluyor. Yani tek var. İlk altılı biraz daha düşük gibi. Evet, tabii siz seçebilirsiniz burada kendiniz tabii. Kendinize ait kuponu, özel kuponu yaparken kendiniz bakıp daha da rahat hale getirebilirsiniz burada. Önemli olan burada sizlerin boşluğunu bizim tamamlamamız, bizim boşluğumuzu siz kendinizin tamamlaması ve en ideal kuponu yapıp o günkü yarışları kazanmak, altılıyı tuturmak. Evet, 10 numara Ufuk Baba, Mustafa Çiçek'le ilk atımız. Bakın bugün Mustafa Çiçek kaç tane yarış kazanacak? Gerçekten çok merak ediyorum ben. Evet, 10 numara Ufuk Baba ilk atımız. 8 numara Sert Yıldırım, Özcan Yıldırım'la.
artık atın adından dolayı getirir herhalde. 6 numara Baş Daner, Gökhan Gökçe'yle ve 2 numara Rüzgar Çocuk, Kaan Can Gökçe ve son olarak da 1 numara Power of Han. Ki bu Power of Han gerçekten benim çok sevdiğim bir safkan. Hakikaten 61 kilo. Bakalım buradaki mesafe 1600, yani 1600 de böyle tam ortada bir mesafe. Yani orta mesafede, boşuna dememişler. Kısalar için sıkıntı, uzuncular için ayrı bir sıkıntı. Çakışıyor yani. Evet. Güzel bir idarenin gerektirdiği bir mesafe 1600 metre. 10, 8, 6, 2 ve 1 şeklinde burayı tam 5 tane safkanla geçtik. Böylece İzmir için söyleyeceklerimiz de şu anda sona erdi. İnşallah yararlı bilgiler almışsınızdır arkadaşlar. Bunu istinaden de güzel bir kupon oluşturursunuz. Hemen burada belirtelim. Şu anda geniş ayrıntılara www.marksporttahmin.com adresimizden rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Orada futbol da var. Futbolla ilgilenen arkadaşlarınız varsa tavsiye edebilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz üye olup izleyebiliyorsunuz. Birçok kupon var orada şu anda. Yani oluşturulmuş banko kuponlar var. Ve hemen bunu da belirtelim arkadaşlar. Bu YouTube kanalımızın altında katıl butonu var. Katıl butonundan premium üyelik seçen arkadaşlarımıza da WhatsApp'tan karşılıklı iletişimle günün kuponlarını, en ideal kuponlarını yolluyoruz ve bu şekilde de kendileri daha fazla şansa sahip olmuş oluyor. Böyle profesyonel yardımcı arkadaşlarımıza da hizmet verebiliyoruz premium üyelik sayesinde. Evet arkadaşlar, İzmir için burada söyleyeceklerimiz sona eriyor. İyi bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle tüm üyelerimize, bizi seyredenlere, emeğimize saygı gösterenlere çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Güzel yorumlarınız için, like'larınız için, her şeyiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Biz sizler için varız zaten. Elimizden gelen bu. Yapabildiğimiz kadar yapıyoruz çalışmamızı ve aktarımı yapıyoruz. Bir sürü lisan ettiysek affola. İnşallah birçok kişi tutar arkadaşlar. Güzel ikramiyeler kazanırsınız diyelim ve iyi bir pazar günü geçirmenizi, herkese bol şanslar diliyoruz arkadaşlar.